Evet güzel insanlar. Elder Scrolls Online'ın yeni içerikleri yolda. Bunun vesilesiyle Bethesda sponsorluğunda bir sohbet yapıyoruz şu an. İzleyicilerimize pet vereceğiz. iki farklı. Bu tabii vermeden önce ama şöyle bir muhabbet yapalım dedik. Sağ olsun hem OyunFest'ten hem yavgunizampaşa.com'dan bana yardım eden meşgalelerine rağmen Ahmet Ahmet'in bilgilerinden faydalanacağız. Ben soru soracağım. O anlatacak veya ekleyecek bir şey varsa söyleyecek. Sonra işte Twitch chatten sohbet ekranından yorumlar alacağız. Normalde elimizde dört tane kod var ama bunu dedik ki hem Twitch hem YouTube yapalım. İki tanesini Twitch'teki hemen burada bir paylaşımla yapacağız. Tabi sohbetin sonuna doğru olacak bu. Diğer iki tane kodu da YouTube'da bu içerik yayınlanacak. Bu sohbeti dinleyecekler. izleyiciler Ve yorum atacaklar. Yani atanların arasından seçeceğiz. random Org üzerinden. Ben rastgele numaralar vereceğim ve o numaralara çıkanlara da kendilerine işte benle iletişime geç. Sana kodunu göndereyim diye bildireceğim. Bu şekilde bildi şey yapmış olduk. girişimize yapmış olduk Ahmetçim ve değerli hmm. Hazirun. <laughs> Öyle diyoruz değil mi? İzleyiciler. Ee, Şimdi ilk başta soralım Ahmet'e. Ya bu Elder Scrolls mevzusu nedir? Şimdi bu fantazi ve evrenler, alt kültür vesaire. Bize bir anlat. ya yani Bir klişe vardır ya hep böyle Yüzükten Efendisi, Ork Elf diye böyle örnek veririz ondan sonra anlatırız işte fantezi evrenler diye. Aynen. Elder Scrolls nedir? Yani kısaca bir bilgi ver. O, ondan sonra Scrolls... oyunlara sıçrarız. Evet. Aslında yani marka olarak bakarsak marka olarak Bethesda'nın 1994 senesinde çıkardığı bir oyun serisinin yani İsmi. genel ismi. Evet, genel ismi. 1 2 3 4 5 Ama 6 oyun olarak oyunları çıkıyor? var. Ay, oyun olarak çık yani olup futbol olarak başlayıp, yani. başlayıp hayır, oyuna tamam, çıkmıyor. Zaten e, insanı asıl hayrete düşüren kısmı o. Oyun serisi olarak başlayıp da lore olarak bu kadar dalınıp budaklanan, kendi içerisinde bu kadar sağlam temelleri olan oyun serisi yani var mıdır? Var oh. mı chat'ten hani böyle ya Elder Scrolls kadar derin lore'a sahip oyun serileri var. Hani Evet. Belki Warcraft diyenler olabilir. Çünkü çok ciddi bir emek var. Hani arena ile başlıyor. Arena böyle muazzam bir oyun değil. Çıktığı zaman için. Hı hı. Belki öyledir. Sonra arena ile başlıyor. Sonra Daggerfall bir atağa geçiyorlar. Evet. Yani o meşhur e, procedural deniyor ya. Kendi hı hı. kendine oluşan harita meselesi. İkinci oyunu olan Daggerfall birlikte haritanın belli kısımları kendi kendine oluşturuluyor. Oyun hı hı. içerisinde. Yani procedural map generating olayı ikinci oyunda. Ta 97 senesi mi? Bilen düzeltsin. 96 mıydı? 97 miydi? 90... 96 olması lazım. 96 senesinde çıktığında e, haritanın bir genel yapısı var. Onun içerisinde e, bölgeler böyle kendi kendine oluşuyor. O yüzden devasa bir harita. Hani yani o zamanki bir oyun için, o zaman çıkmış bir oyun için imkansız bir şey zaten. Şu anda hani kendi başına böyle bütün içeriği yapılarak, yani elde yapılarak işte geliştirilerek, kullanılarak o kadar büyük harita yapılması böyle bu ölçekte, bu için yani şu an bile imkansız gibi bir şey. Çok devasa çünkü haritası. Ee, bu arada chatten şeyler var. Ee, işte World of Warcraft diyen var. Minecraft, Microsoft Edition'lar falan örnek vermişler. <laughs> Artı bir de bir şey diyeyim. PoxTina'ya teşekkür ediyorum. Ee, aleykümselam. Ee, abone oldu. Onun bildirimini de ekrana verdim. Ee... Jesus diyor ki paşam benim bir sorunum var. Ahmet Bey'e ESO Plus membership alınca DLC'ler almadan DLC maplerine girebiliyor muyuz diye bir soru gelmiş. Bunlar so sonra şey... şimdi ben... aldığınızda hemen cevaplayalım da. ESO tamam. Plus aldığınızda en son ek paket hariç. En son çıkan ek paket hariç bütün içeriye erişebiliyorsunuz. Hmm. Evet. Vedat Dragon Age'in de lore Temeli çok güzel ama onu açacak kadar çok oyun ve içerik çıkmadı darabiliyor. bak işte. şey de güzel bir mesaj var. sıkıntı var. Oğuz da güzel bir mesaj şey dedi oyun adı söyledi senin soruna yani yazıl, yazılmayıp oyun ama aslında onu da yazdılar ya sonra çıktı ama kitaplara Assassin's Creed diyor mesela lore Ha, Assassin's Creed'in lore ama olarak Lord, evet. Ama bu kadar tok mu yani hala çok soru işareti var ya. Hala çok soru işareti var. Elder Scrolls'ta bu kadar çok soru işareti yok. Ya yani i̇şte oyun yani. içinde bulduğun kitaplarla destekliyor. Ondan sonra farklı yerlerden hani gösteriyor mesela evet. işte e kendi sitelerinde bir ara bir role playing yaptılar. Hı. Oyunun geliştiricileri falan da katıldı bu role playing'e. Forum üzerinden yaptıkları role playing'i bile kanona ekledi adamlar. yani o kadar diyeyim. Evet. Hani Warhammer Evet, Warhammer Hı. var ama Warhammer e, oyun Aslında olarak çıkmıyor ne onun, FRP yani, yani masoüstü masoüstü diye çıkıyor evet. Yani bilgisayar oyunu olarak çıkıp da tamam A.C.'nin bu... aynı. Ya evet. Elder Scrolls da bir de hani Elder Scrolls oyunun ismi olduğu gibi oyunun içerisindeki kitabelerin de ismi. Hı. Evet. Yani antik evet. kitabeler bu antik kitabeler ne oluyor? Antik kitabeler Elder Scrolls evreninin yani evren diyelim. Hı hı. Tamriel'de geçiyor oyun. O, hani oyunların evet. hepsi Tamriel'de geçiyor kıtada. Evet. Şeyden bahsetmiyorum. Evrenden bahsetmiyorum. Oranın kutsal kitapları bir nevi. Hı hı. Elder Scrolls'lar altında. Elder Scrolls'lar kutsal kitaplar. Ee, okuduğu zaman normal e, şeylerin, ölümlülerin ondan sonra zihninin kaldırabileceği veya hani böyle yan etkilere maruz kalmadan okuyabilecekleri şeyler değil. Yani kafa yediriyor okuduğun zaman şey yapıyor. Evet. Elder Scrolls'lar geçmişten, bugünden ve gelecekten haber veren kitabeler. Evet. Yani özellikleri o. Yani evrenin içerisindeki özellikleri o. Evet. Bu e, Morowind ben hatırlıyorum zamanında hep eskiden abi o zamanlar bilmiyorduk. de böyle CD seçerdin hani. Ha. Orijinalmiş, orijinalmiş <laughs> o şeyler daha idrakın yok yani. Tabii ki Morowind. Ee, Kaç sene? Hep bu. şeyi gördüm böyle hilal yıldız böyle değil mi logosu? Yanlış Hı -hı. mı? Karıştırıyor muyum ha. Ya bir oynayayım, de... mi? bir oynayayım, bir oynayayım, bir oynayayım, bir oynayayım. Hiç girişememiştim. Çok da merak ediyordum nasıl bir oyun olduğunu. Tabii çok sonradan idrak ettim her şeyi yani. Ee, ve e, asıl bu Elder Scrolls on, online e, düzeltiyorum Elder Scrolls atmosferine benim girişim tabii Skyrim'le oldu yani. Sen sen nasıl başladın? Ahmet nasıl diyebilirsin? Ben ben Morrowind oynamıştım Hı. ama yani Morrowind'de oynadığımda şimdi Morrowind biraz e, şey bir oyun. Hani e, daha sonraki Elder Scrolls oyunlarına nazaran daha böyle kemik yapıya Hı. sahip bir oyun. Hani 4. Oblivion'a göre işte şeye göre daha RPG. Onu anlamak için İngilizcenin çok iyi olması gerekiyordu. Benim Abi o zaman İngilizcem çok iyi değildi. Benim de değildi açıkçası. Haliyle. Yani Morrowind'den çok bir şey anlamamıştım ama ilk defa Oblivion'la Onu, bir iş Onun tarihini yaptım. biliyor musun? Oblivion 2006'nın sonunda çıktı. 2006 he. Yani ben de 2007'de oynadım. Evet. Bayılmıştım yani Oblivion'u oynarken. Biraz daha artık anlayabiliyorsun. Öyle bir şey yapısı var. Hani anladıktan sonra daha bir zevkli hale geliyor başından kalkamıyordum. Yani oturuyorsun 10 saat oynuyorsun ya o, o benim için Oblivion'du. Oradan sonra zaten Skyrim çıktı. Sevda başladı. Şu an ha hazırda arkadaşlar. Ahmet oynuyor bu arada Elder, Elder Scrolls Online. Ya ben şu an mesela e Türkiye'de yayıncı yok. Ya oyuncu bile az diyebiliriz değil mi? E Türkiye ne, ne kadar yani, yani. benim iki tane Türk kaç ha kaç üyeliğim var. Ha, ee, Türk guild'i var. Arkadaşım 15-20 15, 15 -20 tane arkadaşım var Türk. Hani sürekli Hı. oynamıyorlar da. Evet. 2 tane Türk guildine üyeliğim var. Akşam giriyorum. Mesela 5 kişi online oluyor. 10 kişi online oluyor. Biraz daha kalabalık guildler var. Belki evet. 50 kişi falan oluyor akşam saatlerine girdiğinizde ama Avrupa guildim var mesela. Birlikte raidlere çıktığımız. Bir giriyorum 200 kişi online yani. <laughs> Haliyle. Bu, bu arada bizim Yavuz diyor ki Osmanlı Tokadı ben Dishonored'ı almıştım 5 liraya Allah affetsin diyor. Ya i̇şte şimdi <laughs> ucuzada zaman orijinalini alacaksın abi. Salti Sultan hoş geldin. Türk Güldü var mı diyor. Varmış. Atılmalım Türk Güldüleri var. Ahmet'e erişebilirsiniz ya. Ahmet'e erişebilirsiniz yani. Aynen, buradan mesaj atabilirsiniz. Aynen. Twitch üzerinde. Başka? Bu arada... Ha bak bu arada Witcher evreni demiş. Ama o kitap arkadaşlar. Oyun olarak çıkmadı o. İlk kitap var yani. Aynen. Bu arada Elder Scrolls evreni Witcher'dan daha geniştir. Benim tahminim. Çünkü Witcher bir yol hikayesi. Şimdi bir dakika. Hani oynayanlar varsa böyle ya izleyenler de okuyanlar da pardon. İzleyenler okuyanlar dur Fikret ben halledeceğim abi. şimdi. He, ha, bak Fikret diyor ki bir süredir izliyorum ve oyundan hiç haberim yok. Dahası sizin anlattıklarınızdan oyunun devasa bir oyun olduğunu anlasam da yani MMORPG olduğunu anlamış. Evet güzel. Anlasam da oyunun ne olduğunu hiç anlamadım. Ya Abi direkt abi, Elder Scrolls mu MMO'dan mı bahsediyoruz? Hayır bu? hayır. Elder Scrolls'un ya ama şimdi burada tabii Kendisi. Elder Scrolls'un Atmosferini şu an yani hikaye örgülerini vesaire şu an çok anlatacak durum yok ama yine az önceki girişteki klişeye geliyor. Yüzükten efendisi gibi düşün abi işte yani fake ırklar var, devasa bir harita var, İşte büyüler, dragonlar gördüğün ki zaten ön plana çıkan kısmı da bu. En azından Skyrim'den öyle bir izlenim o var. Ondan sonra yani daha ne diyebiliriz? Mesela çok bir ayrım var mı diğer? fantazilerde şu şunla ön plana çıkıyor. Ne bileyim bunda ya, büyü yapmak yasak, şurada şunu yapmak yasak ne bileyim hani bir, bir, Ahmet bir ayrım yap desem mesela fantazi evrenleri önüne getir. Fantazi evrenleri önümüze getirdiğimizde. ne ne der mesela Elder Scrolls'un <laughs> ne ağırlığı ne abi? Elder Scrolls'un ağırlığı, Elder Scrolls'un ağırlığı ne? Sence en azından belki katılmayacak bazıları. Tanrısal bazı. varlıklarla he. yani hani kutsal varlıklarla evet. insanların fazla iç içe olması. Hmm. Yani, yani daidralarla e, fazla bir münasebete giriyorsun işin içerisinde. Yani ikisi de birbirine karışıyor. Böyle bir Hı. şey var ve zaten pek çok olay da pek çok hani oyunun hikayesi şey de senaryosu da oradan kopuyor. Yani hani Elder Scrolls te mesela şeyde Skyrim'de ejderhalar diyorsunuz ama Hı. yani e, ejderhalar ne? Farklı bir kıtadan geliyorlar ve şeyin e, tan, ejderha tanrısının çocukları yani onlar. Evet. Hani ejderhalar da kutsal varlıklar aslında. Mesela Dragonborn olmadan hani ejder doğan olmadan öldüremiyorsunuz. Ruhunu almadan ölmüyorlar, tekrar doğuyorlar. Hani e, şeyler var. Nasıl diyeyim? Kutsal varlıklarla insanlar, yani insanların haricinde bir de merler. Yani Elder Scrolls evrendeki e, elf'ler, ondan sonra hmm. işte High elf'ler, ondan sonra Wood elf'ler, Dark hmm. elf'ler, ork'lar, evet. kajitler. Onlar Argon bunların hepsine mer deniyor. Hmm. Hepsinin genel bir ismi ya yani insan haricindeki ırklara mer deniyor. Onlar e, yani bir ırkmış gibi gözüküyor. İnsanların adlandırması bu. Ondan sonra ve e, şey de nasıl diyeyim mesela bir Lord of the Rings'te ne var? İşte bütün ırkları biliyoruz. Hmm. Bilinen ne var? Goblin var. Ondan sonra Ork var. İşte kimse aynı olduklarını söylüyor mesela. Ha, Elf'lerin Tolkien ilk yazmış. öncesinden şey yapıyor. Ha. Oradan orklar böyle bir doğuyor falan tarzı. Tabii şimdi Aynen. yanlış bilgi vermeyelim bizi ezmesin de adamlar. Aya şey için mesela ya, goblin akabaldık. var. Hmm. Hobbit'te goblinler geçiyor. İşte şeyde orklar geçiyor. İşte orklar, goblinler aynı mı falan? Onun muhabbeti var da. Goblinler, orklar var, orukaylar var. var. İşte elf'ler var, insanlar var, cüceler var. Bütün ırklar belli. Elder Scrolls evreninde e, Tamriel'de geçiyor bütün oyunlar. Ama oyunların içerisindeki kitaplarda, ondan sonra ara oyunlarda, online da Elder Scrolls online'da evet. kitaplarda veya görevlerde bahsedilenler var. Bu ana kıta haricinde başka kıtaların olduğu ki ejderlerin geldiği kıta dahil ve buralarda farklı ırkların da olduğu. Hmm. Yani onlarla ilgili bilgiler de var. Mesela Kajit'ler var. işte şeye benziyorlar. işte kediye benziyorlar. Kedi. Ben yani şu an bu başlıkla neydim? Neydim? Nord muydum? Ben? Sen o başlıkla ne orada oluyorsun <laughs> yani şimdi? <laughs> Nasıl oynanıyor? Amacı nedir? Ya abi işte stand, karakter oluşturursun. Öyle düşün ya. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Abi sen de bir şey gibi normal ya dünya gibi rol ya. yapma oyunu ha, ya. Rol yapma yani, oyunu abi işte. Elder yani. Scrolls serisinin tamamı, online'ı da dahil ki yani rol yapma oyunları. Şimdi bu MMORPG'de yani biliyorsun, FPS moda geçersin, üçüncü bakış şahıs açısından görürsün. Hı -hı. Bir yerde gidersin. O toplarsın. Gidersin. Onu satarsın. Senin bir sınıfın vardır. Bir uzmanlık alanın vardır. Ne bileyim kıyafet Ay. dikersin. Mining yaparsın. Yani kazı yaparsın. işte ne bileyim bir Hı -hı. altın cevher çıkartırsın. Onu satarsın. Zırh alırsın. Dövüşürsün. Sonra tek başına dövemediğin bir adamı ne yaparsın? Arkadaş bulursun. Arkadaş grubunla dö döversin. Onu dövemiyorsan. Karşına dragon çıktıysa. Allah. Olan şeyini devriyordum. <laughs> şey, raid yaparsın. 40 kişiyle gidersin. Bir böyle savaşırsın. Şimdi bu Elder Scrolls Online kısmı. Bir de bunun işte az önce konuştuğumuz Skyrim'i, Morrowind'i, Oblivion'u. Bunlar da single player kısmı. Belki bir Elder Scrolls'a bir... E, ha, yani sen Black Desert'ı biliyor musun? Aynen Black Desert işte yani. Onun gibi düşün. El, Black Desert'la Elder Scrolls Online aynı e, şeye konabilir. Sepete konabilir. Değil mi? Oyun bir şey olarak, ya tür, olarak tür, tür olarak aynı olarak aynı sepete koyabilirsin. Evet, tür aynen, olarak öyle aynı yani. sepet. ama ikisini aynı sepete koyarsan yani e, kavga çıkar tabii. Çarpılır insan. E, <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> yani Black Desert e, çok cücük kalıyor hikayesi şey olarak. Bu çok küçük bir yapım yani. Anlatabiliyor muyum? Evet Fikret orada Hı. Roy Duenx bir şey evet dwemer cüce olarak göstermişler. Skyrim'de dwemer cüce olarak göstermiyorlar. O çevirden kaynaklı. Dwemer'ler cüce değil. He. Evet dwemer diyor şeyde. Aman yani, abi, abi metin 2, 2 falan, falan, falan ya yani. Night Knight Knight Online. <laughs> Metin iki abi bunlar bunlar biz oyun olarak görmüyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Elit bakıyorsun diyorsun. Evet abi elit bakıyorum ya. Yani. Metin 2'dir, Knight Online. Bunları o şey olarak görmüyoruz. Bunları ya, hiç yazmayın. Niye ya. gömüyoruz ya burada? <laughs> Knight oynamışlar bir ses verin ya. Al işte. <laughs> Sen oynadın değil mi lan zamanında? Oynadım tabii abi canım ya. Oylar... Night varken piyasada kaç tane online oyun vardı ya. Yani bir WoW yeni başlıyordu piyasaya. Yeni yeni çıkıyordu böyle. World of Warcraft o Allah da parası olan ben, oynuyordu. Ben o dönemler Age of Empires'de LAN parti yapıyordum abi. Hayatım kurtuldu. Belki şu an e, karakterine milyonlar gömmüş. Evi arabayı satmış. Annesinin çantasından para... Ça... <laughs> Oğlum çok gömdüm lan dur bu kadar da gömmeyeyim ya. Yani. Ama abi ne gözümüzü ne örnekler neyler duyduk yani. Kara kapat. teşekkürler takip için. Neyse durun şimdi şu başka oyunlar muhabbetini yapalım. Tamam. Ee, önceki oyunlardan mesela devrim niteliğinde oluş böyle oyun sektörü şeyinde. Zaten Skyrim ayrı bir şey de. Skyrim'den sonra mı böyle çok patladı böyle open Yok, ya falan? Asıl hep e öyle denir ama yani. Asıl asıl yani bir Daggerfall var zaten dedik yani en büyük harita tamam, hani o dönem tamam. için zaten devrimsel bir oyun. Olay Morrowind'e kopuyor. Hı. Yani Morrowind zaten pek çok hani Elder Scrolls Online hayranı varsa burada onlar da bana katılacaklardı. Morrowind serinin en iyi oyunu net bir şekilde. Şu an hala öyle mi yani, düşünüyorsun? Hala öyle düşünüyorum çünkü Morrowind'in hikayesi ve rol yapma öğeleri hani rol yapma oyunu olarak Hı -hı. E, oyunun kendisi çok başarılı. Yani e, ne Oblivion'da ne Skyrim'de rol yapma üyeleri, karakterin, yani oyunun oyuncunun seçimlerinin olan oyunun saygısı o seviyede hmm. değil. Hani gerçekten oyunu ben oynuyorum. Ben bir karakterim orada Nefelim'in. Oyunun başından sonuna bütün kararlar işte ben veriyorum. Oyunun sonunu etkiliyorum. Daha sonra işte bu dünyanın içindeyim hissini Morrowind veriyor. Hmm. Peki şey mi? Sence bir serinin ilerleyişinde mesela bir ilerleme yani seri ilerliyor ama yeni IP'ler, yeni IP diyorum. Yeni title'lı böyle yani isimli şeyler çıkıyor ama o az önce anlattın detaylar gerilemiş mi ilerlemiş mesela Skyrim'de mesela detaylar bu... gerilemiş Gerilemiş. kesinlikle yani gerilemiş. Hala... Yani şu var He. oynanış yapısı çok gelişmiş oyunun oynanışı çok daha rahat. Ondan sonra e, görsel olarak zaten sürekli gelişiyor. Skyrim ilk çıktığında bayılmıştık yani hepimiz görenler o fragmanı falan görenler Abi hala modlanıyor grafik modları falan hala şeyler. modlanıyor hala bir şeyler yapılıyor. Yani oyunun oynanış yapısı gelişmiş belki oyunun işte e, bu Nasıl diyeyim? Animasyonları, harita yapısı, haritanın detaylandırılması vesaire onlar gelişmiş ama oyunun oyunu oyun yapan, oyunu rol Oksiyen yapma oyunu görüşürüz. yapan hı. öğeler zayıflamış maalesef. Hı. Hani bu zaten şunda da gözüküyor. Ee, yani Fallout 3'ten Fallout 3 de muazzam bir oyun değil ama Fallout 3'ten 4'e geçtiğinizde hani şeyin bile onun bile zayıfladığını görüyorsunuz. Bethesda gittikçe bu konuda zayıflıyor. Ya çok şey anlatımı de, konusunda zor Evet şimdi bir Bethesda sponsorunu da yapıyoruz ama biz her türlü biliyorsunuz bizde R yok. Yani geri vites yok. <laughs> her türlü eleştirizi yaparız. Bu şeyler mesela bu Fallout'taki ne bileyim koleksiyon paketini alanlara çantanın gitme skandalları başka şeyler modculara yanlış yapmaları falan katılması birçok husus var. Ne yazık ki gidişatta ben de çok beğenmiyorum. Hani çok belki Bethesda oyunlarla işli dışlı değilim ama bu sektörde çalışan biri olarak, aynı zamanda bir oyuncu olarak umarım bu bazı politikalarında şey yapar yani. Düzelme yoluna gider. Bir de çok böyle önemli bir kısma parmak basalım. Hı. Elder Scrolls Online'ı geliştiren firmayla Elder Scrolls oyunlarını geliştiren firma aynı değil. Hı. Yani Bethesda, Bethesda diyoruz ama Elder Scrolls Online'ı evet Bethesda'nın e, Lut, çatı firması bakalım. zaten Zenimax Zenimax online işte şurada departmanı Zen Zenimax var. online aynen Zenimax online departmanı geliştiriyor yani işte ya Elder Scrolls online'ı geliştirdiler sırf o yüzden Elder Scrolls 6 çıkmıyor diye bir şey yok alakası yok evet alakası yok tamamen apayrı bir ekip apayrı bir bütçe yani Elder Scrolls online'a da 250-300 milyon dolar para harcadılar bu bu arada demiş ki ne demiş Morrowind'e oynadığı Oynamadığım için bir şey diyemiyorum. Oblivion ve Skyrim arasında tercih yapacak olsam kesinlikle Oblivion derdim. Demek ki Oblivion'la Morrowind'e karşılaşsam Morrowind diyeceksin. <laughs> yani Paper Crop bir Morrowind denese yani Oblivion dediyse zaten Morrowind oynasa demek ki Morrowind diyecek evet. yani. Çünkü Oblivion'da hikayesi daha güzel. Of Jesus. Ahmet. o Ahmet sana abonelik geldi. Hediye. Çok teşekkür ediyorum buradan. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Için Ahmet için bilgiler verdi. Verdiği için de bu arada ha gözüküyormuş logo. Biraz ben şey yapmışım ama Zenimax işte solda biraz gözüküyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz bu arada desteğin için. Hem bana hem Ahmet'e bir kıyak oldu. Bir de Bethesda'da başka oyunlar da var. Sadece Elder Scrolls. Aynen. Yani hep buna yüklenemez. Diğer oyunlar bir e, ekosistem. Bir de artı şey de sanki Bethesda şeye doğru gidiyor böyle. Oyun yapımından dağıtıcı, doğru dağıtıcılara doğru gidiyor. doğru. Aynen. Evet. O da biraz şey yapıyor yani adamları. Ya bir olay ya gerçekten bir şey büyüdükçe, savaşın cepheler arttıkça iş çığırından çıkıyor yani. Bir de odakları dağılmış oluyor biraz aynen, öyle aynen. bir durum da var. Yani şimdi şöyle düşünelim. Arenayı ilk çıkardıkları, Değerful ilk çıkardıkları zamana gidelim. Bundan kaç sene öncesi oluyor? 25 sene öncesi. yani 20 28 sene önce oyun geliştiriyor bu adamlar. Evet. Ufacık bir odadalar muhtemelen 10 kişiler, 15 kişiler. Önlerinde tüplü monitörler kocaman. Yani kocaman da değil o zamanki tüplü monitörler daha ufak ve o ortamda ortaya bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta çok değil yani Oblivion'un kodlandığı zamanlara bakın. Onun e, geliştirici günlüğü videoları var. Böyle tüplü hmm. monitörler tot Overt böyle heyecanlı bir şekilde oyunu anlatıyor. Ondan sonra bir de şimdi Fallout 76'nın geliştirici günlüğüne veya duyurularına bakın. Hani kurumsal firmaya geçiş, kurumsallaşma adımını görmüş oluyorsunuz direkt. Ha, adam artık kurumsallaşmış yani o içindeki oyuncu kendi oynama, yani oyun oynamayı seven adam ölmüş artık Toto Vartta o, o gözüküyor yani <laughs> artık Devam salmış o He. da anladım bu arada soru var Paşam Skyrim Skyrim'in normal sürümü neden Steam'den kaldırmış e, Special Edition'a geçtiler High Definition adam politika geliyor Skyrim'in normali e, Steam'de var hala yanlış bilmiyorsam e, ama şey satılmıyormuş yapıp... işte ayrı bir yerden girip 31 liraya alınabiliyor olması ha, lazım. Ha. Yine de oradan alınmıyorsa başka bir siteden alabilirler. Skyrim'in bazı modları sadece normal sürümünü destekliyor. Aynen linkten girmek linkten lazım girip. Paper. Doğru Onu ona da bilmiyorum. ona da ben karışmıyorum. Burada buradan da o bilgi Mesela çünkü Enderal diye bir an... mod var. Hı -hı. Ee, Skyrim için. Enderal diye bir mod var. O Enderal modu sadece normal Skyrim'de çalışıyor. Ha. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Şey yapabiliriz. Bu söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Merak ettiğiniz şu an bir soru sorun şu raddeye kadar konuştuğumuzla alakalı olmadı. Artık şeye geçebiliriz. Son update'e geçebiliriz. Grimura ya da biraz daha Skyrim'den konuşabiliriz. Ar mesela kesinlikle Skyrim oynayanlar var aranızda. Hatta şey soralım. Mesela Skyrim'de e ne ne sorabiliriz? Hiç unutmadığınız bir anınız var mı mesela? Kısaca mesela hemen bir yazsınlar, bir okuyalım onları. Bu arada biz konuşabiliriz Skyrim üzerine. Hemen Ahmet'e sorayım mesela senin ne var? Skyrim oynarken ya şu olay gerçekten çok hoşuma gitmişti. Dedin ne var mesela? Skyrim oynarken Göreme, şu olay çok hoşuma modlamamı... gitti. Dediğim bir şey yok ama şöyle söyleyeyim ben <laughs> Skyrim Heh. zaten benim doğum günümden 4 gün önce çıkmıştı. Nasıl 4 gün sonra çıkmıştı tabi. 4 Heh. gün önce çıkmıştı pardon. oyun e, oyunu almıştım. Tam o sırada ameliyat oldum. Ha. İçinde kaldım. Yatıyorum. Ha, i̇çimde ya, ha. kaldı. Bir gözüm bilgisayara bakıyor böyle. Ondan sonra bir gözüm bilgisayara bakıyor. Yerimden kalkamıyorum. Hani taburcu <laughs> olmuşum ama yerimden kalkamıyorum. Böyle içim gidiyor. Skyrim var orada. Ondan <laughs> sonra böyle <laughs> şeyle oynuyorum yani. Aklımda oynuyorum ben oyunu. <laughs> öyle bir. Öyle bir şeyim var. Sonra evet. e, artık öyle bir azmettiysem hani şey yapamıyorum. Çok fazla böyle doğrulamıyorum kalkıp ondan sonra ayakta 15-20 dakika oynayıp ha, tekrar, tekrar. istirahat de çekilmeye evet. başladım. Evet. 15-20 dakika oynuyorum biliyorum bir daha yatıyorum. Evet. <laughs> Ameliyat durdurmadı yani. Ee, be benim de öyle başıma bir Sky olay gelmişti. Oynarken... Ben şey oynamıştım onda. Dur onu okuruz şimdi. Ee, Microsoft'un neydi ya bak dilimin ucunda söylemedim. Neydi ya bir Microsoft'un bir şey var ya RPG oyunu. Fable mı? Fable ya. Fable. Fable öyle oynamıştım abi. Ben de ayakta oyuna böyle şey yap. Hastayım. Takıl sonra tekrar yat falan tarzında. Benim de öyle bir anım var. O sen anlatınca direkt gözümün önünde canlandı. Şimdi Roy sormuş. Skyrim oynarken hikaye gereği ölüp cennete gidiyoruz. Aynen. Zamanda, gidiyoruz. Zamanda oyunda öldürdüğümüz herkesin orada olması güzel bir etki, etki bırakmıştı. Peki öyle, olan... orayla ilgili şeydi, Evet spoiler aslında da. Ee, mesela bu, böyle Aa bir konu açtı. Ne i̇şte, o okutturdunuz ben bunu <laughs> o Oyunda şey deniyor mesela Talos tanrı mı? Talos diye bir karakter var. Ee, Dur oğlum. Şey, şey, şimdi aslında he? kral. Ondan sonra işte <laughs> yani kral ama onu şey yapıyorlar tapıyor insanlar. Ondan sonra işte Talos şey gibi insansa Nordya da... Songar'da gittiğimizde Talos orada görmemiz lazım. Talos orada değil demek ki tanrı katına çıkmış falan. <laughs> Öyle bir muhabbet var. Paşam öldüğümüzde tavuklar bile cennette. Oğlum ama böyle spoiler şeyler yazmayın diyorum size ya. Oğlum bir düşünün ya şimdi okudum adam hiç oynamazsa Skyrim'i ne yapacağız? Ya ama Skyrim'de o kadar çok irli ufaklı hikaye var ki yani hani burayı kaçırsa bile neler neler kaçırmamış olacak ya. Öyle değil bence. Oyunu Şu paşam Şey çok güzel. Olsun. İlk geldiğimiz köyde el arabasının içinde bir lahana vardı. Lahanayı cepledim. Sonra küçük kız geldi. Keşke ben görüp alsaydım dedi çok üzülmüş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay of. Ya hakikaten çok güzel diyaloglar falan var ya. Komik komik vakalar. Hiç komik en en komik bug neydi abi? Oyunun en başında devler gelip vuruyor ya sana balyozuyla uçuyorsun böyle gök güzütüyorsun, ölüyorsun falan. Ee, Zaten çok... Bethesda'nın bütün oyunları istisnasız bug'lı. <laughs> Skyrim başlangıcında Batı gözetleme. Ha onu sen okudun. Sen okudun mu bunu bu çeti mesajı? İzrar hayvurlu görevi vardı. White Run'ın önündeki kajitlerde o sırada oradan geçiyordu. Onlar da muhafızlara katılarak Ejderhan'ın canını yarıya indirmişlerdi. Ha sonra sen gidip Aa. halletmiştin öyle mi? Ha birbirlerine girmişler. Ejderhayı bırakıp birbirlerine girmeye başlamışlar. Yani <laughs> Talos Breton, Talos'un Breton olduğunu söyleyenler Talmor'dur arkadaşlar. Ona göre. Ben... Aranızdaki elf sevicileri şey yapın. <laughs> Var mı başka? Talos'a Breton diyenler şeydir tamam mı? <laughs> Elf sevicidir ona göre. Ama okumuyorum. Emre'nin yazdığını okumuyorum. Skyrim çok eski değil ya. O kadar da ama eski yine de o kadar değil. Koment onun olayını An, dilerseniz anlatabilirim. Ice. Şeyle alakalı mı? Talos'la alakalı mı? Talos'un hikayesi çok uzun ya. Hani burada anlatabiliriz An, de 25-30 dakikamız oraya gider. Ceren Baba hoş geldin. Ceren Baba Eyvallah. ne? Yenileme gördü. Bir... Breton mu? Ben Breton olduğunun kesin şeyini görmedim hiçbir yerde. Bilemiyorum. Kardeşim elflerle sorun mu var diyor. Bak Ceren baba sana kızıyor şu an. <laughs> elflerle sorunum var. <laughs> Anlış <Anışanlı> Urukayız. <laughs> Aynen. Urukayız biz. Saygılar. Dur lan takıp gelim Mifer'e bekle. Talos Tanrı değildir. <laughs> Onun yüzünden Oblivion kız çıktı. Talos Redguard bence. Herkes Talos'a başka bir şey diyor. <laughs> Talos Redguard olamaz ya. Talos Redguard'lardan olsaydı Redguard'lara saldırdığında ona tabi olurlardı zaten. Çünkü Redguard'lar böyle şey nasıl diyeyim gerçek dünyadaki Arap kavimleri gibi. Ka şey var kavimcilik var onlarda. Redguard olsaydı şey yapardı. Ona tabi olurlardı. O kadar kuvvetli bir adam emine girerlerdi zaten. Geldim bu arada bakayım. Heh. Bak. Hazırız abi <laughs> burada. Heh. Bak okay. işte bundan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu heykelde Tiber Septim. O komen onu bana mesaj olarak atsana. Burada link paylaşamıyoruz normalde. Abi at he. Ahmet sen Hayır. sen mi atacaksın? tamam. Ha Breton ya, tip olarak tamam. Sivri kulakları terk herkette. Sivri çetit. Şimdi şey yapabiliriz Ahmet. Bu son DLC'mize geçelim. Onun muhabbetini yapalım. Bu açtım ekranı. Bu şimdi bir e, Skyrim diyorlar. Bir Grey var. Ne bu abi? Bunu bir an bize abi bir ayrımını yaparsam. Artık ESO'ya geçtik ya. ESO'dan ufak bir bahsedelim yani. ESO. Ha, Elder Scrolls Online ne? yani. Evet. Elder Scrolls online neymiş yani Hiç hiç oynamamış olanlar için. Evet. sonra Elder Scrolls Online neymiş? Elder Scrolls Online 2014 senesinde piyasaya çıkan Elder Scrolls serisini hani online dünyaya taşımak amacıyla piyasaya sürülmüş bir oyun. İlk çıktığında çok kötüydü. Ama gerçekten ben çok de oynadım ilk başta. yani. Bana ben de ilk çıktığımda oynadım. Ya bana çok Yani çok... dur bir dakika şunu ya. söyleyeceğim. MMORPG'lerde Age of Conan'dan başka MMORPG tanımayan bu diğerler biliyorum <laughs> kültür gereği oynadım ücretsiz sürümleri denemeler falan. Benim oyunum Age of Conan abi. Ben buna girdim de hoşuma gitti. Böyle de çok mesela fizik yani fizik bazlı savaşan karakterler falan hoşuma gitmişti. Büyücüler zaten abi, hep hep güzel bir otur şeyler, efektler, efektler ama Mesela ben zırh sistemini sevmedim abi. Bütün zırhlar birbirinin aynı. Hep omuzlukları belli, şeyler belli, giyim tarzları belli. Hani Skyrim'de gördüğüm gibi değiller. Bu konuda sanki biraz kolaya kaçmışlar dedim. İşte dedim ondan sonra abi büyük kostüm giyiyorsun. Yan, yanında başka bir sınıf var. Onun kostümüyle aynı ama tip farklı böyle. Burada omuzlukları burada duruyor. Aynı şekilde çıkıntılı falan böyle değmiyor vücuduna gibi falan. Benim hoşuma gitmemişti. Yani görsel olarak ben karakterimi özümserim. Ne bileyim mesela Age of Conan'da işte bıyıklar yaptım aynı kendime benzetmeye çalıştım, kostüm kıyafeti tam böyle bizim kültüre benzetmeye çalıştım. Sanırım şeyler ha. Kajitlerle bir de ne siyahi topluluğu bir grup vardı. Dark şey Deity yani. kartlar. He. Onlar mesela yani. kartları var He. Onların zırhlarını almaya çalışır ederdim ama yani hoşuma gitmedi abi o konudan. Bir yerden sonra zaten gerekli içerik üretimi falan bittikten sonra ben bırakmıştım. En başında nasıldı, sonunda nasıldı? Şimdi bir Ahmet'ten bir dinleyelim işte. Ben de kendim işte bir oyuncu olarak anlatmış oldum ha. Oyun başladığında ya oyun başladığındaki en büyük sıkıntı hem içerikten de ziyade oyunun e, optimizasyonu kötüydü. Hmm. Optimizasyonu kötüydü. E, server sıkıntıları vardı. Ondan sonra içerik dengesizdi. Yani içerik az değildi, içerik dengesizdi. Hani zorluk dengesi bir azalıyordu, bir çıkıyordu. Onlar problemlerdi. Dungeon falan mı bahsediyorsun yani? Aynen dungeon'larda kendi zorluk seviyesi yani normalde değil mi, artarak gitmesi lazım değil mi? Hı hı. Yani bir anda hani bir artıyor abi. bir azalıyor. Ha. Bir şey yok böyle dengesi yoktu. Yani evet. oyunun ilk çıktığında hani hazır değilmiş. Sanki 1-2 sene daha harcanması gerekiyormuş gibi. Ki o zamana hı. kadar 200 küsür milyon dolar harcanmış oyuna. Yani 200 küsür milyon dolar yeni GTA parası. Öyle evet. diyelim. Yani MMO için iyi bir para tutmadı bir de oyun. Ücretliydi. Aylık ücreti vardı. Aylık ücreti vardı bir de. Yani o zamanlar aylık ücretli online oyunlar tutuyordu. Hani hala oynanıyordu ama o dönemin sonundaydık artık. Hani World of Warcraft, Warcraft değilseniz o topa girmeyecektiniz. O dönem öyle bir zamandı. Hani Guild Wars 2 vardı mesela. Alıyordun, oynuyordun direkt. Yani hmm. onun olduğu bir piyasada Elder Scrolls evet. Online'ın aylık ücretli çıkması yaramadı. Zaten ama herkes 200 abi. 200, <laughs> bir, bir, bir birkaç ay sonra kesin free to play geçecekti diyorlardı yani. Hakikaten öyle de oldu yani. Bir hikaye sürmedi ama yine. 200 küsür milyon dolar harcanmış bir oyunu çöpe de atamazsın kesinlikle. Yani Aynen. mesela Final Fantasy 14 de yaptı. An ne an yaptı? Çok kötü bir oyun. Düzeltti. Kaç tane içerik paketi falan yani. Yani bu adamlar ne yaptılar? Oyunu ilk bir sene sadece elden geçirmeye çalıştılar. Ondan sonraki bir senede de yeni olsun. içerik onun haricinde de oyunun dengesini nasıl tutturabiliriz? yani oyuncuları nasıl bir aynı zemine getirebiliriz, onun hesabını yaptılar ve Van Tamriel güncellemesini çıkarttılar. Hmm. Oyundaki herkesi aynı seviyeye getirdiler. Yani level atlıyorsun ama bunlar ölçekleniyor. Yani CP 160 diye bir seviye var oyunda. Herkes oyuna bir level olarak da başlasa, CP 160'a gelip üstünde de çıksa. Temel beceri puanları olarak o seviyede aslında. Yani tam üzerine koyuyorsun. Daha da seviye alıyorsun. İşte pasif yetenekler falan var. Oralara girmeyelim de. Oyundaki genel seviye bu. Bundan sonra böyle bir topa girdiler. Ve bu oyunu yeniden diriltti. Bu oyunu yeniden diriltti. Optimizasyon sorunlarının bir kısmını çözdüler. Bu güncellemeye getirdiler. Ben oyuna zaten ondan sonra başladım. Tekrar başladım. Yani zaten oyundan... bu evreni seven bir kişi olarak ondan sonra başladın diyorsun. Ondan sonra başladım ve ondan sonra bu adamlar e, aralık ara vermeden oyuna yeni e, içerik getirmeye başladılar. Yani tamam böyle çok muazzam değil yani mesela gelen her içerik bir World of Warcraft'ın yeni ek paketi kadar büyük o... devasa olmasa da Değil, değil. Mi? ama ha. yani şöyle yan yana koyun World Hiç of Warcraft'ta baksana, şey şu oyunun yapısına bakın. Ee, şey, bu dur, dur, oyunun dur, bir, görsel bütünlüğü daha şey yani gelişmiş. Buna paket çıkarması biraz daha zor. O açıdan. Şimdi bazıları chapter diyor. Bazıları DLC game pack diyor. Heh. Yine chapter'lar var. Şimdi nasıl oluyor? Game Oyuna başta Hı. ek paket çıkartmak istemediler. Şimdi batırdılar ya baştan zaten. <laughs> batırdılar. Oyuncu sayıları düştü. Ya bu adamlara bir de biz hani ek paket çıkartalım. Bir daha para verin ya bize diyelim. Demek istemediler. Başta çok pahalı olmayan DLC'ler çıkardılar. Minik minik. Minik minik. Free yani bunlar neydi işte? Update, Orsinum, Orsinum vardı. Şey vardı işte. Hmm. En One Time e kadar işte Shadow of the Hist'le birlikte bitti. O 5 tane DLC çıkardılar. Bunların hepsi DLC ve farklı hikaye şeylere içeriyor. Yani hepsinin ayrı görev dizgisi var. Yeni şeyler ekliyor oyunu. One Time sonra oyuna ev sistemi eklendi. Yani oyuncunun kendi evine sahip olması sistemi eklendi. Ondan sonra şeye başladılar. Oyunda. Ek paket. Chapter çıkarmaya başladılar. Yani ücretli. Yani mesela yılda bir kere çıkıyor. 40 dolar veriyorsun. Ondan sonra o 40 dolarlık içeriye kavuşuyorsun. Tabi arada yine diğer şeyler çıkıyor. Sorularınızı alacağız bu arada arkadaşlar. Anlatsınlar. Şimdi soru ah Ahmet anlatırken. Tamam devam et. Aynen. Orşinum Imperial City gelmişti. Ufak da değil. Orşinum çok büyüktü. Yani Orşinum'la zaten şey denediler. Hani Chapter'a yakın bir içerik ürettiler. Hani Chapter yapsak nasıl olurdu? Hani yeni bir ek paket yapsak diye. Ondan sonra ek paketlerle birlikte geliştirdiler. Şu anki sistemleri de şu. Yılda bir tane ek paket. Ek paketlerin haricinde de 3 DLC. Yani kitle bir yıl içerisinde bunu, kabul ediyor mu bunu? Üç, kitle bunu kabul ediyor. Kitle zaten buna razı, hatta daha fazlasını istiyor. He. he tamam yani o tane ile kalmasın. 3 tane ile kalmasın. Bir dördüncü DLC çıksın, 5. çıksın ona da razıyız diyor. DLC'lerin fiyatı çok aşırı tuzlu olmadığı için veya ESO Plus'a hmm. sahip olduğumuzda otomatik olarak yani hesabınız için. eklendiğinden, yani oynayabildiğiniz için çok iyi. Kitle bundan memnun. Şunu da bildireyim bir dakika. Ee... Son 3 dakika 3 dakikayı anlat. Hemen bir key'imi chatten vereceğim. Ee, bir tane pet vereceğim. Bir 10 dakika sonra da yine bir key daha Öğretmen vereceğim. Öğretmen 009. Gamepad'le oynanıyor mu? Oyun hem Xbox'ta var hem PS4'te var. Konsolda gamepad'le oynanıyor. Aynı zamanda PC'de de gamepad'le oynayabiliyorsunuz. Downguard'ı sorar mısın demişti. Downguard online. A, Downguard e, Elder Scrolls 5 Skyrim ek paketiydi. Ek, ek paket yani online'la bir evet, şey. Evet anlatıyordu zaten. Hayır online'ın da Olayı şu. Greymoor'da mı geliyor? Paket, Vampirler var bu çünkü. Evet, evet. Dark Heart of Skyrim dedikleri mesele o. Hmm. E, meşhur Downguard'ın spoiler da vermeyelim. Verme bir yani. Vampir Lord'umuz vardı. Downguard'da hatırlayanlar. Evet. E, o geri geliyor. O geri geliyor demeyelim. Zaten Elder Scrolls Online onu da söylemedik. E, ana oyunun kaç sene öncesinde geçiyor. yani Skyrim'in ana oyun dedik ama hmm. Skyrim'in kaç sene öncesinde geçiyor? 1100 sene öncesinde mi geçiyor? Bilen Oo, bir düzeltsin va beni. Vakaları ben, çok gerisinde. Şey şu an çok gerisinde tabii Yani Harkon, tamam, var Harkon çok genç önemli. olacak. Hmm. Tamam bu kadar ha, yani genç yeter. Genç olacak dedim. Vampir'in genç yaşlısı yeter. olmaz da. Bin yıl öncesi. Bin yani yıl bin, öncesi. bin bin yüz yıl öncesi. Tamam şeye geçelim. Ee, dakikalarımız azalıyor. Da ee, bu Greymoor Chapter Pack. Tıkladım ekranda da onu vermiş olalım. Hatta bir trailer'ına bakabiliriz. Şeye bakalım mı? Bu um, Dark Heart of Skyrim. Açayım mı sinematiği? Aynen sinematiğe bakalım. Tamam, bir Bu arada bir, bir ufak şeyden bahsedelim tamam, ver, başlatmadan abi. önce. Dark Anladım. Heart of Skyrim ek paketin ismi değil. Değil değil. Bir oyunda şu sisteme geçildi. Hiç şey yapıyor çakallıkla biraz böyle Skyrim falan geliyor Ha, geliyor. Yani Skyrim adını da kullanmak adını, açısından yapmışlar <laughs> da. Hoş geldin. Her sene bir konsept belirliyorlar. Geçen senenin konsepti ejderhanın yılıydı. Ejderhanın mevsimi ejderha mevsimiydi. Ejderhalarla alakalı dört tane içerik çıktı. 3 DLC bir ek paket şeklinde. Şimdi Skyrim, Skyrim'in Karanlık Kalbi bu ek paketin ismi. Yani bu senenin temasının ismi. Teması, bir ek paket ve 3 de tamamen Skyrim'le alakalı çıkacak. Hatta Batı Skyrim'le alakalı. Zaten yani Doğu Skyrim oyunda var. Skyrim değil. Aha, var zaten. Bu, bu bütün eksik yer kalıyor peki. Eksik yer muhtemelen ya yani Skyrim'de gördüğünüz her yer olacak. Black tamam. Ridge'de olacak oyunda. O Aa. yer altında sürekli kaybolduğumuz bir yer var ya. Hani giriyorsun böyle bir mağaradan giriyorsun sonra bir bakıyorsun neredeyim <laughs> lan ben diyorsun Çok yine bir yere bir gelmişim. Yadışın. Ha işte orası olacak. da var olacak online oyunda. Aklınızda bulunsun. Girip kaybolmaya <laughs> hazır olun yani <laughs> Allah bilir ne bosslar şeyler çıkacak hani. Başlatayım mı bu arada videoyu? Başlatalım. Tamam hadi başlatalım. <laughs> bu screen yapayım böyle izleyeyim Evet kulağınızda müzik içinde değil mi? Şimdi zırhı gördünüz. test evet, the soft works. Zenimax online işte yapımcı iş. Yapan bu. Yani asıl Kan, kan dumanı varsa anlayın ki vampir. tahmin yani. Ben de aynı, daha iyisini G modda çek abi. Bu arada evet Osman diye uzda şey başladı. Borbentten G moda geçti. Videolarını orada öyle yapıyor. Bakmazlar inşallah. Yani. Sky, Skyrim'de dışarıda uyup vampirini <laughs> 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 İşte olay bu be arkada, ha daha var, devam ediyor. Benim, benim aklıma direkt o geldi yani. Dışarıda uyuyunca. Evet, derdini yani yarattı. Boynuzlu zırhı giyebiliyor muyuz diyor mesela, olsam. Boynuzlu zırhın şeyi var. Kostüm olarak alabiliyorsun. Kostüm olarak alıyoruz. Aha, Oo, işte. Aa, i̇şte bu. Devam ediyor. Heh, bir izleyelim. Daha bir şeyler daha var. Yok. Birkaç fragman daha çıkacak. O yüzden. Yani bu evet. Devam Repres ediyor. Önceden alırsanız, Yarl, e, Finery and Crow, Crown. Kostüm, Binek, kostüm, ondan sonra file. Pet. Evet. Vesaire diye diyor. Evet. sipariş ve, ve oyunun 190 liralık hmm. şeyini satın alırsanız Greymoor paketini satın alırsanız DLC'ler hariç bakın onları karıştırmayın. DLC'ler hariç ek paketlerin hepsine şimdiye kadar ek çıkmış ek paketlerin hepsine sahip oluyorsunuz. Oh. Yani hani Bir Greymoor'dan önce ne çıktı? Abi. Bir daha söyle. Bak şimdi o eğer oyunun 190 liralık sürümünü alırsanız en az 190 lira olan Greymoor sürümünü alırsanız ana oyun ve şu bütün DLC pekler öyle mi? Ekranı Somerset, deli... Elsewhere. Ha, o DLC'ler yok bak. Ha DLC'ler yok. DLC'ler yok. 12 mı? kadar DLC var ama chapter'ların hepsine sahip oluyorsunuz. oluyorsun. ondan sonra e, evet, ondan sonra Esver. Morrowind, ana oyunun kendisi ve en son çıkacak evet. olan Harrow. İşte liste şey, burada işte. sitesine girin zaman burada chapter'ların hepsini alıyorum. E, elde etmiş oluyorsunuz. Bir de e, bize de gelen bilgiler var. Mesela Greymoor'la ben yardımcı olması için hızlı hızlı okuyacağım. Devasa yeni bölge demiş. Batı Skyrim. Bir yıl sürecek Skyrim karan, e, Skyrim'in karanlık kalbi destanına yakından bağlı. Yaklaşık 30 saatlik muazzam bir macera demiş. Ondan sonra eski eserler sistemi. iki ayrı yetenek hattı getiren bu yeni sistem oyunculara Batı Skyrim'in de ötesinde Tamriel'in dört yanında kayıp antik eserleri bulup toplamaya ve bu dünyanın gizli tane keşfetmeye teşvik ediyor demiş. Ondan sonra yeni müthiş 12 oyunculu girişim derken bunu neyi kastediyor? Kinds Ages demiş. Ha, ne şey bu? işte e, raidler oluyor ya hmm. 12 kişilik. Tamam. Wow da 25 kişiydi 40 kişiydi mesela. Yeni Zamanla. dünya etkini demiş. Ho -o. Horror Storms. Bir de çok ha, sayıda yani World özgün boss ha, World Boss dedin. Yani açıkta gezerken boss görüyorsunuz ve işte onu kesin. Ya, açıkta çöz. gezerken bir etkinlik mesela uzaktan hmm. fark ediyorsun gidiyorsun evet. yanına. Evet çok başka sayı, oyuncularla birlikte yapıyorsunuz. Çok sayıda özgün defler, açık zindanlar ve bağımsız görülen yanı sıra performans iyileşmeleri ve e, yaşam kalitesi geliştirmeleri demiş oyun için. Onlar da var. Onlardan da bahsedebiliriz tamam. oyuna. Geçen sene itibariyle bir Ama bir yol kod ver şimdi bir kod vereyim. Evet bir kod verelim önce. Tamam. Go, go evet, bu vakte kadar bekleyenler, aynen. Bu vakte, vakte kadar bekleyenler chat'e atacağım abi. Hızlı olan Elder Scrolls Online işte ki kod nereden girdiğinizi biliyorsunuz account'ınıza buradan aktif edebileceğiniz bir size bir yalnız e, bir 15-20 saniye verelim de ekran sayfalarını açsınlar. He, aynen ekran sayfalarınızı açın abi şimdi. Oynayan varsa. Oynayan varsa. Yoksa da artık yani hmm. var abi şu an 70-80 kişi izliyor. Aranızda vardır şüphesiz. Olmayan varsa da mesela benim arkadaşım oynuyor. İşte şey hani onun için kapayım falan <laughs> böyle. yap <laughs> olabilir yani. Body, body, mi derler? Ne derler? Askerde öyle diyorlar. Keşke Türkçe çevirisi diyor bu arada Ahmet ne diyorsun bu konuyla alakalı? Valla bu oyunun satışı çevirisini hepsi yapamazlar ya. Yani yapamazlar dedim zaten. Türkiye'de Bence. kaç kişi oynuyor da kaç kişi o çeviriyi yapacaklar? Bak yani şu, çok sor, Emre şu, çok şöyle, çok şu Emre çok Emre'ye de bir cevap ver ya. Yani. Mir Mirak diyor ama ne o? Mirak Elder Scrolls'un şeyin Skyrim Dragonborn DLC'siyle ile gelen karakterin. Geçmişi. geçmişini anlatma da şimdi. O anlatılmaz ki abicim onu nasıl anlatacağız Emre Ya şimdi? Vaktimiz ya yayını yok. yani Elder Scrolls 2 yani farklı konular üzerine yayın yapabiliriz öyle anlatacak olursak. Evet, evet Emre kusura Yukarıda bakmam. sorularımız var. Tüm trailer'ları dizi gibi izlesek mi? Yok yok, yok, on, yok vaktimiz yok. Çok güzel trailer'ları artık. var. Muazzam trailer'ları var ama zor. Yeni Elder Scrolls gelecek mi yoksa Elder Scrolls'un yazgısı artık online ile mi devam edecek? Yeni Elder Scrolls gelecek. Bu e, Dark Heart of Skyrim'in tanıtımında konuştu. Online'in geliştiricisi. Elder Scrolls 6 zaten çıkacak. Hani bu bilinen bir şey. Hı. İyi kötü geliştiriyorlar. Elder Scrolls 6'ya kadar oyunu tam olarak destekliyor. 6'dan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. İçerik çıkarmaya devam Meli. edeceğiz online'a dedi. Bu, yani bu arada bak. Hem yani. Elder Scrolls serisi devam edecek bir yandan. Bir iki sene içerisinde yeni Elder Scrolls oyununu göreceğiz. Hem de online yeni içeriklerle, yeni ek paketlerle devam etmeye. Ya Fikret ben sormuyorum. Chatten soru geldi. Ona cevap verdi. Bana niye duydun mu diyorum. Ben biliyorum zaten. Bu belki Türkçe olsa Türkler oynar işte belki de değil risk yönetim diye bir şey var arkadaşlar firmada bütün böyle LTD'de şeytelerde risk yönetimi vardır adam bütçesini yönetir öyle belkilerle hareket etmezler onu da söyleyeyim yani veriler Kesinlikle. üzerine hareket ediyorlar şimdi e, evet çete atıyorum arkadaşlar e, Guar evet. adlı bir pet var aynı zamanda binek de sanırım değil mi hatta şuraya bir hemen gösterelim Guar'ı ne olduğunu anlayın Bakın şu... Ama şöyle bir şey Guar var. Of, heh. Yani yatırımcı Türkçe yapmazsa Çeteceğim. oynanmaz e, falan deniyor da e, Elder Scrolls Online'ın hani alt yazı ses desteği hani oyun e, menüsü desteği zaten çok az dilde var. Yani online oyunların içeriği çok geniş olduğu için mesela Skyrim çevirmek de bunu çevirmek bir değil. Kaç dilde var? Şöyle bir bakalım. Atıyorum ben de bu arada bilmiyorum. sen bakarken evet chat'e atıyorum şu an arkadaşlar. Elder Scrolls Online attım resmi kodu. çeviri olarak sadece İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde var. Bu kodu attım. Kullanabilirsiniz bu arada. Yani menüler vesaire farklı e, farklı şeylerle hani fan modlarıyla işte Japonca'ya falan çevrilebiliyor bildiğim kadarıyla ama oyunun resmi dil desteği sadece İngilizce, Fransızca ve Almanca. Yani başka hani başka ülkelere de destek vermemişler. Daha büyük yani bizden çok daha büyük pazarlar var. Onlara da destek yok. Aldı birisi diyor Furkan. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bazı oyunlar içinde bir prestij bir olarak mı görüyorlar nedir? 5 dilden fazlasını üretmiyor abi adam. Biliyor aslında satacak öbür tarafta. Ama bunu ben yani başka bir firmada çalışan Türkiye'de ta, oyun ta, dağıtan bir firmada çalışan bir arkadaşımdan duydum. Diyor ki ısrarla adam sat 5 şey değil. İşte salon İtalyanca, yani. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça diyor mesela. 5 dil. Başka yapmıyorum abi ben diyor. Yani. Böyle mevzular da var. İşte politika abi. Adamların politikası. Ne bileyim. Keşke her, her dilde hmm. çıksa da biz her insanla muhatap olabilsek yani bir şekilde. Evet o şimdi işte, TRD Hı. işin ehline verdiğinde işin ehli hani bu lokalizasyon işlerini yapan firmalar da kurumsal şirketler. Yani, bu... Türkiye'de bile olsa e, global çalışan şirketler olduğu için güzel paralar istiyorlar geliştiriciden. Bir dakika yani... şey mi ya? Kullanmışlar mı? Neyi? Abi kırca bir ki Yükle kardeşim bu ne kadar hızlı <laughs> ne aralı kopyaladınız o? Vallahi mutlu oldum. Demek ki biri gerçekten şey yapmış yani Ben Sen kullandım. bak. Jesus Jesus bekliyormuş. Ha, helal lan. Helal lan Jesus. <laughs> evet, çok güzel. Bizim şu an şöyle bir çekincemiz vardı. Çok önce duyuramadık. ben 2-3 gün önce Elder Scrolls muhabbeti yapacağız, key de vereceğiz demiştim ama yani çok öncesini böyle bir hafta önce, iki hafta öncesinden duyuramamıştık. Zaten çok da yakın bir vakitte geldi ve e, bir de mailler mailde şey dediler Hani paylaştığınız faaliyet yani, yaptıktan sonra bizi bilgilendirirseniz ya ikinci üçüncü mail gelince dedim herhalde biraz hızlı olmamız istiyorlar. Ondan 3 3 4 gün öncesinden böyle duyurmuştuk. Tamam çok güzel ben e, sevindim. Şey diyorduk. Ya Elder Scrolls online e, oynayan Türkiye'de kitle biraz az. Twitch'te de izleyici var mı acaba? Twitch üzerinden bir şey yaparak versek acaba hem biz insanlarla etkileşime geçer hem de e, işte Türkiye'deki temsilcinin de hani Türkiye'de de oynayan var diyebilecek şekilde böyle Bethesda'nın ana yetkilerine bak işte böyle çekiliş yaptı yaptık insanlar mutlu oldular diyebilirler mi acaba hani diye tedirginlik yaşarken bak bir sürü daha oynayan varmış abi izliyorlar bizi yani görüşürüz Fikret kendine iyi bak emanet evet Jesus aldı şimdi tabi ikincisini Jesus alma yani <laughs> İkinci. ikincisi de Torchback olacak bu binek olarak kullanılmıyor bildiğim kadarıyla Yanınızda böyle ya yani şey ne? ateş böceği böyle yanınızda geziyor böyle ışık ışık saçarak onu da e, <laughs> alma, yani. <laughs> alma yani alma yani alma başkaları alsın yok öyle bir kural koymadık abi şu an eli kimin hızlıysa o alacak diğer e, Guar goar ve torch bag'ı da e, bu youtube yapı, Talmur, bu, aynen. Da bu muhabbeti e, youtube atacağım ve oradan bir random ork'la yorum atanlar yorum atanlar bakın Yine diyorum altını çiziyorum. Bunu da zaten yazacağım YouTube'a. Yorum atanlar arasından random org'dan iki kere rol attıracağım. Numarası gelen kişiye de yorum atarak diyeceğim ki işte bana ulaş. Sana şey yapacağım. Vereceğim şeklinde bildireceğim yani. Evet şimdi. zaten bak benim izleyicim benim izleyicim böyle. Diyor ki yok paşam almam benim küçük petlerim var çok tatlılar diyor. Panterim var. Ha. ha. panteri varmış pet diye okudum. Tamam. Pijama hoş geldin. Evet ünlem YouTube attı Furkan. Teşekkür ediyorum. Evet bir saate de doldurduk. Yavaş yavaş bitirelim. Biterken de ikinci kodu göndereceğim şeye. Twitch chat'e. Evet. Ne, ne diyebiliriz? Senin eklemek isten kaçırmış bir şey var mı Graymore'la alakalı? Yani şimdi şöyle diyelim hani teknik yeni olarak... konular falan geliyor. Fixler, mixler gelecek. Heh, ona değinebilirim. Teknik de. fixler gelecek. Ona değinelim. Oyun firması yani Zenimax Online Entertainment geçen sene he. bir açıklamada bulundu. Oyunun performans sıkıntıları var. Hani gözde görülür bazı sorunlarımız var, ping sorunlarımız var. Çünkü oyunda iki büyük sunucu var. Sadece hmm. Amerika ve Avrupa sunucusu var. Hani mesela Avrupa'da akşam giriyorsunuz, 20 bin kişi var. <laughs> Amerika'da 20 bin kişi var. 20 bin 20 bin birer sunucu da olunca Aa, ne oluyor? Ondan sonra kalıyor ortada. Nasıl? Ahmet o, konuk değil abi. Buranın sahibi Ahmet. Yani yazar Ekipten. <laughs> Canlı yayınlar ben yapıyorum ama Ahmet de ekipten yani. Hangi dedi. Türk hangi Türk guild'inde Sleepless'taydık? Sleepless'te hmm. olanlar varsa selam olsun. PVP evet. yapmışızdır muhakkak birlikte. PVP guild'iydi Sleepless ağırlıklı olarak. Ya bu şey e, gelsin ki, oğlum. Lord Keeper Taki var. Etsin Lord Keeper'ı. bak o kadar reklamını yapıyorsun. Hayır. Lord Keeper vardı. Lord Keeper'ı da çok güzel bir site şey yapıyor, yönetiyor. Burada reklam yapmış olduk ama. Yok, ya Ben sitelerini yok. beğeniyorum Lord yani. Keeper. Yani Can Arabacı falan ondan ekibi var. Hmm. Güzel bir siteler var. Oyunların lore'larıyla alakalı çok nitelikli bilgiler veriyorlar, güzel yani. açıklamalar yapıyorlar. Onların planı vardı, dağıldı yanlış bilmiyorsam. Cana da o kadar dedik, buradan sitemedim Cana. Ya dedik ki Total War Warhammer geliyor. Şu Warhammer evreniyle bir muhabbet yapalım falan. Ha, Warhammer gel bize anlat. Aynen bir Warhammer. Çünkü onların evet lore'la alakalı ya dediğin gibi içerik üretiyorlar. E dedik bir bize bir güzellik yap. Bir i̇zah et anlat falan hiç. Ah yani. Sitem ediyorum sana. <laughs> Gel, gelmedim. Yani, ya. Yok gelmedi değil, kaynadı gitti abi. Herkesin kendi başı der şey var da. Bir iki kere yazdım. es Bu Ahmet Üstad öyle bir diyor ki sanki İstanbul fetihine beraber cenk et. <laughs> abi ama öyle abi, ya. Bilen bilir bu MMO şeyi öyledir. Topluğu denen şey öyledir. Abi, denen şey öyledir. Yani, yani eskiden daha kuvvetliydi. Hani millet birbirinin düğününe giderdi. Tabii lan. Ya ben abi işte Vardır yani Age konan' Age Conan da birbirimizi hiç nasıl nasıl tanıştık onlarla ya? Ben birinin o, karakterini kesiyorum. O karakterler getir getir derken kavga çıkıyor. Ondan sonra ben bunları guild'e giriyorum. Böyle ara, aramız düzeliyor falan. Sonra arkadaş oluyoruz. Adam bizi bak Uğur mesela. Allah razı olsun çok güzel bir insan. Abi adam Samsun'lu bizi Samsun'da nasıl ağırladı? Bütün Karadeniz'i gezdirir. Lan ben bu adamla Age of, Conan'da tanıştım ya. MMORPG oynayarak. Düşünsene oynayarak birbirimizin ya evlerimize gittik, FRP'ler oynadık. Süleyman abi var. Oyun festi kurduk, Ortağım oldu falan. Abi çok güzel dostluklar kuruyorsun. Gerçekten ya. Yani. Ama böyle evet, herkese ama nasip böyle olmaz bir ama. Şey. Böyle böyle insanlarla da herkes nasip olmaz. Ee, ben çok şanslı hissediyorum yani. Belki Böbrek Mafyası'yla da karşılaşabilirdik yani. <gülüyor> Allah <laughs> muhafaza. <laughs> durum bu mu? hakikaten. Oyunu iki yıl önce aldın. Diğer almasan geri kalmış olur musun? Olmasın. Eğer ya Olursun aslında. Yani Olur. oyunun, ya yani nasıl diyeyim ana oyunla diğer şeyler arasında, ee, ya yani nasıl diyeyim ana oyun 40, diğer ek paketler 60 diyeyim. Yani ana oyun. Ama, Ama ne abi. var hiç oynamadıysan al oynamaya başla. Yani diyor işte. Ana yani oyunun kendisinde bile bin tane görev var yaklaşık ve hepsi seslendirilmiş bu görevlerin. Yani almasına da gerek yok. Bir dakika almadan ücretsiz kısmında nasıl peki? Ya ücretsiz kısmında yani oyunun kendisi var ek paketlerini falan tamam, almadıysa tamam. oyun ana ana paketi oynayabiliyor ana paket hikayesinin triallarına girebiliyor pvp yapabiliyor evet. esoplus kullanıyorum demiş mesela Dpj ama esoplus aldığı zaman en son çıkan Elsevier ek paketi hariç bütün paketlere erişim sağlayabiliyor hmm. yani aylık e, 35-40 lira arası bir ücreti var esoplus'un o da aklınızda bulunsun. Ucuz değil ama online oyun oynayanlar yani bu ücretlere Abi Exploring de çok iyiydi bak aklımda kalmış şimdi. Her bir yerde böyle kutular, mutular bu falan buluyorsun. Ha, kutu mutu bulma bunda var. Artı Graymor'la ilgili söylemeyi unuttuk şey geliyor. E, arkeoloji ee. yeteneği şey geliyor. Sınıfı sınıfı değil de arkeoloji yetenek ağacı geliyor. Oyunda artık oyun haritasının antik. çok farklı yerlerinde antik eşyalar çıkartacaksınız. Antik eşyalar hem efsanevi e, şey zırh, silah parçaları olacak. Onları takıp daha güçlü olabileceksiniz. Hem de binek ne bileyim kostüm şekli, ondan sonra evinize koyabileceğiniz eşyalar falan bulacaksınız ki bunlar satılabilecek. Yani bir nevi gömü cüleye başlayacak Çok paketle birlikte. Çok iyiymiş abi. Onun öncesinde de zaten oyun içinde hırsızlık var. İşte Dark <laughs> Brotherhood'da katillik yapıp cinayetten para kazanabiliyorsunuz. Evet, Farklı para kazanma yöntemleri var yani. Hani Elder <laughs> Scrolls oyunlarında gayrimeşru işler. Yaptığınız he, işlerin büyük bir kısmını tamam hepsini yapamazsınız tek kişilik bir oyun değil sonuçta ama büyük bir kısmını oradaki Guild hikayelerinin bir kısmını oradaki guildlerin o havasının bir kısmını online'da alabilirsiniz kesinlikle yani onu söyleyeyim Elder Scrolls tamam, son. online ha, son. gerçek bir Elder Scrolls oyunu havasını veriyor. Yani. Tamam o zaman abi işte yani Skyrim Skyrim diyorum yeni bir Elder Scrolls yani Single player kadar Coop falan da koyarlar mı bilmiyorum ama biliyorsun Skyrim'de de bir mod falan deniyorlardı. Aynı. Hatta bir skandal mı oldu ne oldu ya? Bir multiplayer getireceklerdi. O parayı verdik nereden çıkmıyor falan neden çıkmıyor diye bir hmm, mevzular var. Evet şey neydi o Patreon'dan o kadar destek olduk nerede bu mod i̇şte. falan gibi şimdi. Neyse onu da hatırlamış Bu bizi kötü yola sevk eder. Yeni oyunu bekliyoruz muhabbeti de yavaştan var. Kön König hoş geldin. Eso keyiflidir. Paşam ekip ile oynarsan haber et. Ben oynamıyorum Ahmet'le bilmiyorum yani. Ahmet oynuyor. Bir chat'i tekrar yaz Ahmet sen. Bana ulaşmak isteyenler. Hatta Aynen. bir YouTube kanalı da kendi YouTube kanalı da at. Onu da söyleyeyim. Link olarak bir at. Belki üzerinden iletişime geçmeye çalışırlar. Yine yazabilirsiniz. Discord'da var Ahmet. Hani ünlem DC oradan gelebilirsiniz. Şimdi son bir şey bir şey demiyorsan ikinci pet kodumuzu da atalım. Evet, ya aslında çok konuşurduk <laughs> daha da <ya> çok uzun. <laughs> zaman yok, zaman yok abi. Ben başka oyunlara falan da geçeceğim şimdi. Şimdi tekrar bu Elder Scrolls Online profilleri olanlar, oynayanlar, ekantlarını bu kısa sayfaları açsınlar. Birazdan e, Torch Bug dediğimiz ateş böceği Petinin ki atacağım çete. Bethesda'ya ve Türkiye'deki yetkililere, PR'a teşekkürlerimi sunuyorum ayrıca bize böyle bir imkan tanıdığı için. Göndermişler. Biz de sizlere ulaştırmaya çalıştık işte yüzünüzü güldürmeye çalışıyoruz. Yoksa biliyorsunuz ben Elder Scrolls Online oynamıyorum ama işim gereği sizlere, oyunculara, Türk Türkiye'deki oyunculara böyle güzellikler yapıyoruz. Yani YouTube evet. YouTube'a yani Elfer'in ilk bakışını atmıştım ha. daha önce. Videosu var. Onu attım şu an chate. Merak eden varsa. Elfer ile yani alakalı Graymor çıktığında mi? aynen, aynısını ona da yaparım muhtemelen. İnşallah yaparız evet. Hatta İsteriz. daha çok vaktim olursa ay daha uzun bir video Şöyle. hani trial'ı falan bitirim veteranda bir nasılmış onu falan. Hı. Anlatırım. Yani ben ben yüklerim. Ahmet kendi kanalına yükler. Ona da ben yine şey yazarım. Ahmet'in kanalını yazarım zaten. Yani ki yazısını metin, metin olarak da ya bu nizampaşa.com'a koyacağız. Aynen metin olarak da bir şey olur. Tamam şimdi şey yapıyorum tekrar e, ek, atıyorum artık çete. Bir şöyle 5'ten geri sayayım. Hazırda bulun. 5 4 3 2 1 yapıştırırdım Evet bu da torch bak. Tamam. Bakalım kimler kapacak. Go oh, diyor Bevels. Bu arada yeni gelen arkadaşlar da aramıza. Hoş geldiniz. Şimdi ee, Ahmet'e ben teşekkür ediyorum. Siz hiç oyunla alakası olmayan belki MMORPG oynamayan sevmeyen kişiler bile şu an ee, dinlediniz ettiniz. Ki aralarınızda oynayanlar da vardı. İşte kodları kapanlar var. Ben aldım diyor Bevels. İyi hadi bakalım. Oh boy. <laughs> olmayan arkadaşlar alsın diyor pijama. Ya pijama sende pijamada bir de şey Jesus'ta da bir sürü pet var tabi. Yani ben şey, bende de var 50-60 kadar <laughs> var yani ben. <laughs> almamış ya Webulus almamış mı? Şaka yapıyor. Lan niye öyle şakalar yapıyorsunuz? Mahmut. Kızdırtmayın yani. Adam ondan sonra bak e, almak isteyenler de tüy kaptılar diye ilgilenmeyecek. Öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ee, Osmanlı Tokadı Yavuz diyor ki Vallahi hiç sevmeme rağmen dinledim. Ağzına sağlık Ahmet abi. Kusura bakma. Bu yani ne? Ya bu kafanı şişirdi biraz. Ha, ben mi <laughs> suçlu oldum şimdi? Allah razı olsun. Işte. Abi. Bir, 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 tabii. açık oturum olur. Moderatör böyle konuşur. Saçma salak böyle araya girer keser. La bir sal da adam konuşsun değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Benim kontrol etmem lazım. Çünkü süre bitiyor abi. Biz o kadar rahat değiliz. E tabii ki diyor. Bak oradan tabii. tabii. Al işte. Ekmek kurunda bu kadar beklemedim ben diye. Tamam, şöyle yapalım, bitiriyoruz. Son hemen sorular alalım. Ya bitiriyoruz derken yayını değil. Yani, Ahmetle bu bölümü bitiriyoruz. Skyrim online. oyun hakkında soru varsa. Elder Scrolls Online alalım. Yani. Hemen sorular alalım. Evet. Aldım ben demiş Furkan. Evet. Kalp atmış. İyi oyunlar diyoruz o zaman, diliyoruz o zaman. Soru geliyor mu? Gelmiyorsa yavaştan Ahmet'i artık dinle dinlenme moduna alalım. buraya kadar bizi dinleyenlere bir hediye daha verelim ya. Oğuzhan trans paşa. Ne vereceksin? Dur, bir başka bir şey geliyor. Durun. Bir saniye. My Time at Portia diye bir oyun var. Ben oynadığım hmm, zaman da çok hmm. beğendim. Evet. Kimi ee, şey atacaksın? Aynen. Humble'ın aylık bandolu var ya. Galiba. Aylık evet, ay aylık um. 15 dolar gibi bir şey herhalde. Onunla birlikte veriyorlardı. Geçen ayın oyunu olması lazım. Ben oynayıp Oynadığım için şey yapmadım, almadım tabi evet. yani ek, aktive etmedim. Evet. Onu, onu verelim. Bu Paper Crow kadar. güzel sohbet oldu Paşam. Gönül ister ki daha uzun olsa rahat rahat. Aynen arkadaşlar ya. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Yani bayağı da izleyen oldu. Ben 70-80'leri falan gördüm. Yani hiç bu zamana kadar benden Elder Scrolls'la alakalı, Skyrim'le alakalı hiçbir şey bir yayın yapmadım. Ama geldiniz. Ya çoğu kişi Total War oyunlarını oynarken geliyor biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum ben ayrıca. Yani bu da ne demek oluyor? Yani bu kişiye muhabbetimiz var, saygımız, sevgimiz var ve bir şeyle alakalı bir yayın yapıyor, bir şeyle alakalı e, konuşuyorlarsa boş değiller. Mesajını ben alıyorum en azından. Ben öyle algılıyorum yani. Sen ne yapıyorsun Ahmet? Vakit geçiyor. Ben çete yazıyorum şu an. Bir saniye. Ha, çete mi yazacaksın? Oyunu Steam'den aktive edeceksiniz. Tamam. İsteyen i̇şte, olursa. Şöyle. Paşa sen ol yeter. Ee, olsan yeter. Gerisi önemli. Eyvallah. Omuzlarım kabardı şöyle. Oy. <laughs> Nefsim okşayan sözler. Evet bu ben de bu arada ha. Ee, şey bir tane ben şeyini değiştiriyorum şu an. Mesela ha, soru Rakamlardan birinin yerine soru işareti tamam, koyuyorum. ekleyeceksiniz. Rakamlardan bir tane Soru işareti sıfırla dokuz soru 9 arası. işareti. Ala, alanda yazsın tabi. Alan yazsın. Aynen. Ben de kapanış yapayım. Ee, Ahmet evet attı şu an. Arkadaşlar özellikle Twitch'tekiler tamam teşekkür ettik. Bir de YouTube'dakilere seslenirim. Size işte böyle bir içerik sunmaya çalıştık. Ee, eğer sizde de key kazanmak, pet key'lere, bir guar bir de torch bak. Yorum atın. Ben bir, şey, bir, şekilde size ulaşacağım. Random Org'dan rastgele ee, çekiliş yapacağım. Ben yapmıyorum. Random Org'u biliyorsunuz zaten hep burası standarttır rastgele numaralar belirleniyor. Yorum yorumlarınıza bir numara vereceğim. O işte sonra numara arasına rol attıracağım ve çıkan numarayı da kim hangi talihli ise onlara vereceğim. izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sonraki bir içerikte e, buluşana kadar yorum yapma, beğeni, üye olma, ne bileyim, yayınlar canlı yayınlara gelme, sitemize yabgunizenpaşa.com'a gelme, okuma bu yazılar orada çünkü yazılı metin içerik de üretiyoruz. Sadece oyun değil, tarih vesaire birçok içerik var kültür, aktüel mevzular. Discord'tan ee, Discord'dan gelebilirsiniz. Canlı, so yani müsaitsek cevap veririz. Steam'den ekleyebilirsiniz. Steam kurator sayfamız var. Oyunlar almadan önce bizim yorumlarımıza bakın. Çünkü biz gerçekten e, kendimize bir yani, vicdan taşıyan şahıslar olarak bu sektörün diyoruz ki bu oyun size paranıza yazık almayın. Ya yani, bu, bu, böyle açıktan söyleyebiliyoruz. Yok işte sponsor desteği geri çekecekmiş. Yok şu olacakmış. Yok bu, bunları hiç düşünmüyoruz. Bizim Me mezun sizsiniz arkadaşlar. Ee, sanırım bu kadar yeterli mesaj. Diyeceklerim yani. bu kadar. Ahmet sen son bir şey diyor musun? Allah'a emanet olsunlar yani diyeyim. Kendinize bakın. YouTube için burada bitiyor. Görüşmek üzere.